konuşacağım bugün. Aslında yani öğrenciliğin büyük, en azından ben öyle düşünüyorum. Öğrenciliğin büyük bir kısmı hakkında konuşacağız. Yani öğrenciyseniz ya da öğrencilik döneminden geçtiyseniz biliyorsunuz ki bazen başarısızlıklarımız oluyor. Hata yapıyoruz. Ve öyle öğreniyoruz. Yani hayat bu. Bu yüzden Kutsal Kitap'tan birkaç ayete bakacağız. Ve bu konuya ineceğiz. Bakacağız Rab ne demek istiyor bize bugün. Evet. Yuhanna 21:15-16. Yuhanna 21:15-16. 17 pardon. Okumak isteyen var mı? Yemekten sonra İsa, Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rabbi dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona huzurum ortak dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rabbi, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona koyunlarım büyüt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisini üçüncü kez beni seviyor musun diye sorması üzüldü. Ya Rab sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona koyunlarımı ortak dedi. Evet. Teşekkür ederim. Hayatımızda büyük bir başarısızlık yaşadıktan sonra genelde ne yaparsınız? Mesela üzülür müsünüz? Utançlı duyarsınız? Öfkelenir misiniz? Unutmaya çalışırsınız belki. Vazgeçer misiniz? Ya da belki de bahane uydurabilirsiniz. Bilmiyorum siz nasıl bir tepki verirsiniz ama ben genelde çok utanç duyarım. Yani başaramadığım zamanda çok utanıyorum kendimden. Özellikle şöyle bir şey de söyleyeyim. Türkiye'ye geldikten sonra tabii ki yani ya da siz de belki yeni bir dil öğrenmeye çalışırsanız konuşmak gerektiği zaman biraz çekinirsiniz. Ya da utanç duyarsınız. Ya da konuşmak istemeyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz hata yapabilirsiniz. Evet. Ruhsal hayata da başarısızlıklar var. Devam edelim. Evet. Evet, Grekçe'de günah kelimesi amartia denir. Hedeflaşmayan başarısızlık demek. Yani kısacası ama günah bir başarısızlıktır. Şimdi hedef neydi? Tanrı'yı kusut etmek. Yani günah işlediğim zaman Tanrı'yı hoşnut etmiyorum. Öyle değil mi? Evet. Kutsal Kitap bize bildiriyor ki Romalılarda hepimiz günah işledik ve Romalılar bulalım onu. Türkçe olarak hatırlayan var mı bu ayeti? Hepimiz günah işledik
Ve evet. Yoksun kaldım. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Evet. O zaman yani belli ki günah işlediğimize göre hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Ama Tanrı mükemmel bir kurtuluş sağladı bize İsa Mesih'in aracılığıyla. Bu problem çözüldü. Şimdi artık mükemmeliz, değil mi? Öyle olması gerekiyordu açıkçası. Öyle olması gerekiyordu ama problem şu ki bazen başarısız oluyoruz yine de. İmanlıyken bazen günah işliyoruz. Şimdi güzel haberler de var aynı zamanda. Süleyman Özdeyişlerinde diyor ki çünkü doğru kişi 7 kez düşse kalkar. Ama kötüleri felakete yıkılır. Peki düşek nasıl kalkabiliriz? Buna bakacağız biraz. Yani okuduğumuz ayetlerde evet öyle bir şeydi, yazdım ama çıkmadı. Önemli değil. Yemekten sonra ise Simon Petrus'a Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun? Diye soruyor. Bu bunlardan daha çok seviyor musun? Bu bunlardan kelimesi ne demek acaba? Evet. Evet. Birisi Mata 26.33 okuyabilir mi? Burada yok ama biri bulabilirse Mata 26.33. Petrus sana farkı senden ötürü sende değil düşse de ben aslında düşmem gerek. Evet. Yani belli ki Petrus o kadar kendine güveniyordu ki herkes düşse ben düşmem dedi. Yani bu gece Rabisa tutuklanacaktı birazdan ve Petrus biraz daha sonra bu büyük laftan sonra Petrus İsa'yı inkar edecekti 3 kere. Tamam, burada kalalım biraz. Yuhanna oğlu Simon beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. Şimdi burada Grekçe'de iki farklı kelime kullanılıyor. Birisi agapao, birisi fileo. Agapao Tanrı'ya olan sevgimizi anlatıyor. Fileo de kardeşlik, arkadaşlık sevgisinden bahsediyor daha çok. Belki de bunu da tarif edebilir. Mesela ben ne seviyorum? Dondurmayı seviyorum. Bu sevgi fileo da olabilir. İsa ne soruyor o zaman? Simon beni seviyor musun? Dediğinde agapao ile soruyor. Yani beni Tanrı olarak seviyor musun? Adanmış olarak sadık bir şekilde beni seviyor musun? Petrus diyor fileo. Seni seviyorum ama fileo kelimesiyle ki bu demek ki evet. Yani bir seviye düşük belki. İkinci soru, evet İsa ona kuzularını otlar dedi. İkinci kez yine ona Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun diye sordu. O da evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin. Yine aynı kelimeler kullanılıyor burada. Agapao ve fileo. İsa agapao
sevgiden bahsediyor. Petrus biraz daha çekiniyor. Bu kelimeyi belki kullanmak istemeyebilir burada. İsa ona koyunlarını güç verdi. Ama burada bakarsanız ikinci sefer sorun biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Bunlardan daha çok yok burada ikinci sefer. Bu ne anlatmak istiyor bize? Ben şöyle düşünüyorum. Benim fikrim yani İsa sanki burada bunu söylemeye çalışıyor Petrus'a. Dur. Diğerlerine bakma. Kendine bak. Sorduğum sorunun cevabı kalbinde. Orada bulacaksın. Diğerleriyle karşılaştırma kendini. Ve bu gerçekten aramızda, yani imanlıların arasında bence nadir bir şey değil. Hepimiz bazen belki bu kardeşten ben daha çok imanlıyım, daha çok ruhsal insanım. Yapmıyorsanız tebrik ediyorum. Yani çünkü çok hoş bir şey değil ve İsa burada Petrus'a bunu anlatmaya çalışıyor bence. O da evet yarab seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona koyunlarını gitti. Üçüncü kez ona Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin. İsa ona koyunlarını otlar dedi. Şimdi üçüncü sefer İsa aynı şeyi soruyor ama bu sefer bir basamak geri gidiyor. Biraz geri gidiyor, fileo kelimesini kullanıyor ve diyor, beni seviyor musun? Bu kadar, ne kadar sevebilirsin, beni seviyor musun? Ve Petrus ne diyor? İlk başta üzülüyor çok. Sonra diyor, ya Rab sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. Yani biliyorsunuz, Petrus'un hikayesini biliyorsanız, bunu da biliyorsunuz. Petrus birkaç gün önce İsa'yı inkar etti, 3 defa. Ne kadar çok sevdiyse İsa'yı, ona rağmen 3 kere inkar etti ve çok pişmanlık duydu. Belki de utanç duydu. Belki de başka şeyler de hissetti, bilmiyoruz. Kutsal kitap söylemiyor ama bunu biliyoruz. Büyük laflar söylemek istemiyor artık. Biraz çekiniyor. Çünkü biliyor. O eski adam belki yok. O kılıç çeken adam yok artık. Belki o çok düşünmeden, çok fazla düşünmeden harekete geçen adam yok. Belki de var ama biraz da çekinmek istiyor. Biraz daha yavaş hareket etmek istiyor. Çünkü yine bir kere daha başarısızlık yaşamak istemiyor. Rabbini üzmek istemiyor ve bu yüzden evet Rab sen her şeyi bilirsin diyor. Ben kalbimi de bilmiyorum. Bildiğimi, tanıdığımı sandım ama gerçekten bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. O kadar güvendim kendimi ama buna rağmen her şey boştu. Sen her şeyi bilirsin. Bunu da bilirsin. Ve burada çok şifa veren bir diyalog görüyoruz.
İsa Petrus'a umut vermeye çalışıyor. Yani onu tanıtmak asla istemiyor, onu onarmak istiyor burada. Bu yüzden bu diyalog açılıyor. Ve İsa benim gördüğüm iki yöntem kullanıyor burada. Evet, birinci yöntem sorular, ikinci yöntem hatırlatma yöntemi. Evet, sorular hakkında ben çok enteresan, siz belki bilirsiniz ama ben ilk defa o kadar net gördüm. Kutsal kitapta birçok yerde Tanrı insanlara soru sormayı seviyor. Örneğin Adam ve Hava günahı işledikten sonra Adam'a soruyor, neredesin? İlyas'a mesela İzebel'den kaçtığı zaman korktuğu için bir mağarada bulunuyor kendisi ve Tanrı ona soruyor, burada ne yapıyorsun? Ya da İsa öğrencilerine, siz ne dersiniz? Siz de ben kimim? Ve tabii ki liste burada bitmiyor. Bir sürü soru bulabilirsiniz kutsal kitapta. Bu neden oluyor? Çünkü Tanrı bir şeyler bulmaya çalışıyor. Aslında bizim de fark etmemizi istiyor. Yüreğimizde görünmeyen şeyler oluyor elbette. Niyetlerimiz, düşüncelerimiz, arzularımız. Tanrı onları açığa getirmek istiyor. Biz de görelim. Tövbeye gelelim. Ve hatırlatma. Evet. Yani burada çok güzel bir diyalog oldu ama biraz daha dikkatli bakmak istersek İsa Petrus'a üç kere söylediğimiz gibi üç kere aynı soru soruyor ve hatırlıyoruz ki üç kere Petrus de İsa'yı inkar etmişti daha önce. Etti. İsa'nın tutuklandığı gece. Ayrıca daha önce okusaydık, aslında çok güzel bir olay anlatıyor kutsal kitap, onu okumadık. Ama öğrenciler İsa dirildikten sonra, şimdi bu diyalog İsa dirildikten sonra oluyor. Ve öğrenciler balık tutmaya gittiler, tekneye bindiler. İsa zaten iki kere daha önce göründü öğrencilerine. Şimdi bu üçüncü kere olacak. Öğrenciler hep beraber balık tutmaya gidiyorlar, tekneye giriyorlar. Tüm gece boyunca balık tutmaya çalışıyorlar. Hiçbir sonuç yok. Sabaha doğru bir adam görüyorlar karada. O adam onlara diyor, balık yok mu sizde? Bakalım ağlarınızı diğer tarafa atın, balık tutarsınız. Onlar da öğrenciler onu yapıyorlar, aynısını yapıyorlar ve gerçekten çok balık tutuyor. Bu adam tabii ki İsa. Ve 9. ayette diyor ki karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi. Ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa tabii ki onları beklemedi. Kendi balıkları ve ekmeği getirdi, yarattı. Ne diyeyim bilmiyorum. Evet, yemeği pişirdi bile. Ve öğrencileri bekliyor, gölden çıksınlar diyor. O zaman bir ateş, bir kömür ateşi vardı, onu görüyoruz. Aynı şekilde, fotoğraflar da var bilmiyorum, resimler görünüyorlar mı? Bu buradaki olay, okuduğumuz olay ve bu olay...
aynı şekilde Petrus ise inkar ettiği gece hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Yuhanna 18:18. Evet ve bu aslında bana bir başka kitaptan bir olayı hatırlattı bana. Birkaç sene önce Baraka isimli kitap elime geçti, onu okudum ve böyle bir şey vardı. Neyse, şimdi teolojik olarak değerlendirmeyeceğim ama bu sahneyi çok beğendim. Bir baba var ve küçük kızını kaybediyor bir kampta. Şimdi yaş tutmaya çalışıyor, duygularını bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor ama bir şekilde olmuyor ve Tanrı aynı yere, olay yerine yine çağırıyor. Neyse, kitabın sonrasını söylemeyeceğim ama gerçekten Tanrı bunu yapıyor bazen. Yani aynı yere, aynı olaya hatırlatma yöntemiyle bizi götürüyor ve orada yüreğimizdeki problemleri çözmeye çalışıyor. Tanrı insanların davranışlarından daha fazlası görüyor. Düşüncelerimizi, arzularımızı, niyetlerimizi biliyor. Tanrı yüreğimizin yüzeysel olarak değil ama derinlerinde çalışmak istiyor. Çünkü gerçekten bizi seviyor. Biraz daha. Evet. Kral Davut günah işledikten sonra Mezmur 51'inde yazıyor. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içinde. Ve bu şekilde bir başarısızlıkta yaşarsak, yani İsa geliyor ve bize söylüyor, tamam, tamam çocuğum, dünyanın sonu gelmedi ama gel bu problemi çözelim. Yani İsa Petrus'u tekrar burada görevlendirmek istiyor. Yani yeniden amaç vermek istiyor. İsa Petrus'u çarmıhtayken affetti ama şimdi tövbeye çağırıyor. Petrus bu başarısızlığı saklasaydı, unutsaydı, yüreğindeki problem çözülmezdi. Ve kim bilir, belki ileride benzer problemler çıkabilirdi yine de. İsa Petrus'u yine o geceye götürdü, yine o inkar gecesine götürdü ve orada sorunun çözülmesi gerekiyordu. Bu şekilde ruhsal şifa gerçekleşiyor. Ama tabii ki hikaye orada bitmiyor. İsa ona daha önce okuduğumuz gibi bir görev de veriyor aynı zamanda. Kuzularımı otlat, koyunlarımı güt, koyunlarımı otlat. O da üç kere aynı zamanda. Beni seviyorsan Petrus, sen de ilgilenle benim sevdiklerimle. Sen de onların ruhsal sağlığıyla ilgilen. Ve kim olursa olalım, iman ettiğimiz zamandan beri Rab bize bir görev veriyor. Belki Petrus'un görevi gibi çok fazla, çok etkileyici görünmüyor.
Ama zaten Tanrı için yaşamak çok fazla bir şey değil mi? Yeterli değil mi? Bence öyle bir hayat Tanrı için yaşamak çok değerli bir şey ve Tanrı bunu hepimize veriyor görev olarak. Aynı zamanda müjdesini yaymak istiyor bizim aracımızla, bizimle çalışmak istiyor. Ve şimdi görüyoruz ki öğrenci olarak düşüyoruz bazen. Ama öyle iyi bir öğretmenimiz var ki oturuyor yanımızda ve sorunlarımızı çözmeye çalışıyor. Yüreğimizdeki her şeyi çözmeye başlıyor. Sonra da bir görev veriyor. Ben layık değilim, ben bunu yapamam. Daha önce neler neler yaptım, yine başarısızlık yaşarım diye düşünebiliriz ama bu gerçek değil. Rab bize ikinci bir başlangıcı veriyor ve eğer içimizde yaralar var, öfke belki var ya da başarısızlıklar var. Yani çoğumuzun yüreklerimizde böyle şeyler var. Ama Rab bunlara şifa vererek bize aynı zamanda bir görev vermek istiyor. Bugün ve her gün bize soruyor. Beni seviyor musun? Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seviyor musun? Seviyor muyuz bugün? Buna kendi yüreğimize bakabiliriz. Amin. Amin. Amin.